Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş. Merhaba değerli dinleyenler. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Allah'ın elçileri, hak peygamberlere selam olsun. Cabir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: zulüm yapmaktan sakının. Çünkü zulüm kıyamet gününde zalime zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden önce yaşayan insanları birbirine boğazlamaya ve dokunulmaz haklarını çiğnemeye götürmek suretiyle perişan etmiştir. Hadis-i şerifte İslam dininin şiddetle yasak kıldığı iki fena huya, iki kötü haslete işaret edilir. Ve müminlerin bunlardan uzak durması istenir. Bunlar zulüm ve cimriliktir. İslam ahlakıyla bağdaşmayan hususlardan birincisi zulümdür. Zulmeden kişiye zalim, haksızlık yapan kimse anlamına zalim denir. Bu haksızlık ya Allah'a karşı veya Allah'ın kullarına karşı yapılır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de kendisine inanmayanları, Hazreti Peygamber'i tanımayanları, Kur'an'ı bir hayat nizamı olarak kabul etmeyenleri, emirlerine uymayanları, yasaklarını çiğneyenleri ve bu kabil kötülükleri yapanları zalim olarak niteler. Allah'a karşı zulmedenler olduğu gibi onun kullarına karşı zulmedenler de vardır. Kullarını çok seven Yüce Allah onlara haksızlık edilmesine asla razı değildir. Kullarına haksızlık edenleri de Allah sevmez. Peki zulmedenleri bekleyen felaketler nelerdir? Hadis-i şerife göre ahirette zalimler zifiri karanlıklar içerisinde olacaktır. Çevrelerini göremeyeceklerdir. Zifiri karanlıklar içinde kalmak onlara büyük bir sıkıntı ve işkence verecektir. Buna karşılık müminlerin önlerinde ve yanlarında nurlar olacaktır. Nur içerisinde olacaklardır. Müminler nerede olduklarını, nereye gittiklerini açık bir şekilde göreceklerdir. İnsanlar ahirete karanlığı da, nuru da bu dünyadan alıp götüreceklerdir. Diğer yandan Yüce Allah zalimleri çok iyi tanıdığını, yakalarını ilahi adaletin pençesinden kurtaramayacak olan bu kimseleri ahirette perişan edeceğini haber vermektedir. Hadis-i şerifte işaret buyurulan zifiri karanlıklar ifadesiyle aynı zamanda bu akıbet, bu korkunç son ifade olunmuş olabilir. Zulüm bir şeyin gereğini değil de zıttını yapmak, hakkı yerli yerine koymamak diye tarif edilir. Zulüm başkasının hakkı üzerinde haksız bir tasarrufta bulunmak, herhangi bir konuda haddi aşmaktır. Haksız yere başkasının malını almak, namusuna sataşmak gibi uygunsuz davranışlar zulüm diye adlandırılır. Zulüm, İslam dininin çok önem verdiği adalet ilkesinin de zıttıdır. Adalet bir fazilet, zulüm ise bir zillettir. Zulüm, faziletsizlik, erdemsizlik,
ahlak dışılık ve onursuzluktur. İslam, yeryüzünde adaleti egemen kılmayı, zulmün her türlüsünü ortadan kaldırmayı hedefler. Müslümanları özenle zulümden sakındırır. Zulmün kıyamet gününde karanlıklar olması, zalimin o gün karanlıklar içinde kalarak yolunu bulamaması, zulmünün cezasının şiddetli ve dehşetli olacağı anlamındadır. Zalimler dünyada zulmettiklerinin hayatlarını karartmış, onlara adeta dünyayı zindan etmişlerdir. Şimdi burada bu hesap gününde karşılaştıkları acıklı manzara, mazlumlara yaptıklarının kendi başlarına gelmesinden de başka bir şey değildir. Eden bulur. İyilik ihsan eden, bunun karşılığını göreceği gibi, zulmeden de elbette, zulümat olarak, karanlıklar ve bir azap olarak bunu göreceklerdir. Zulüm, çoğunlukla Allah'tan başka dostu ve yardımcısı olmayan zayıflara, biçarelere yapılır. Bunu yapanlarsa, kalpleri kararmış, Allah korkusundan mahrum kişilerdir. Çünkü kalplerinde Allah korkusu olsa ve hidayet nurundan nasipleri bulunsa, yaptıklarının sonunu düşünürler. İşte böyle kimselerin kıyamet günündeki cezaları dünyada yaptıklarının karşılığıdır. Allah kullarına zulmetmez, insanlar kendi kendilerine veya maalesef birbirlerine zulmederler. Hadis-i şerifte ifade buyurulan ikinci husus, cimrilik, mümin ahlakıyla bağdaşmayan bir huy. Peygamber Efendimizin sakınmamızı istediği fena bir huy cimriliktir. Cimriliğin Allah katında ne kötü bir huy olduğunu Kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim haber verir. Peygamber Efendimiz de cimriliğin insanoğlunu nasıl azdırdığına işaret buyurur. Bir zamanlar yeryüzünde yaşayanların cimrilik yüzünden birbirine düştüklerini, yok yere kan döküp namusları çiğnemekte sakınca görmediklerini ve bu yüzden yok olup gittiklerini söylemektedir. Cimrilerin helak edilmesi, onların ayrıca ahirette ağır cezalara uğratılacağı anlatılmak istenmiştir. Kur'an-ı Mübin'de, Yüce Allah'ın esirgemeden verdiği serveti, malı, ihsanları, nimetleri, muhtaçlara harcamayıp cimrilik edenlerin çok kötü bir davranışta bulunduğu, bunun kendilerine hayır değil, şer getireceği, üstelik Allah yolunda harcamadıkları o malın, kıyamet gününde boyunlarına dolanacağı belirtilmektedir. Kendileri cimrilik ettiği gibi, bu kötü huyu başkalarına da tavsiye eden kimseler, Yüce Allah'ın sevmediği kişiler olarak tanıtılır. Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz, bir kimsenin hem mümin hem cimri olamayacağını, cimrinin cennete giremeyeceğini bildirmiştir bizlere. Demek ki imanla bağdaşmayan bir huy. Ve cimriler cennete giremeyecek hadis-i şeriflere göre. Cimri diye bilinmekten çok korktuğu için de kendisinin cimri olmadığını gerektiğinde ashabını hatırlatmıştır. Peygamber Efendimiz insanların da en cömerti idi. Öyle ki Ramazan ayında bu cömertliği daha da artar, daha da bollaşırdı. Ben sadece dağıtıcıyım, veren Allah'tır. Verenin Allah olduğunu hatırlatıyor. Allah Resulü veren elin üstün olduğunu bildiriyor. Veren el, alan elden daha hayırlı ve daha üstündür, diyor. Müminlere vermeyi telkin ediyor Allah'ın Resulü.
Onun sık sık yaptığı bir dua, cimriliğin ne kötü bir huy olduğunu, onun hangi fenalıklar seviyesinde bulunduğunu ve cimrilikten Allah'a sığınılması gerektiğini bizlere gösterir ki o şöyle dua ederdi: Rabbim, cimrilikten, tembellikten, çok yaşlanıp bunamaktan, kabir azabından, Deccal'in oyununa gelmekten, hayatın ve ölümün getireceği huzursuzluktan sana sığınırım. Allah Resulü böyle dua ediyordu ve olabildiğince cömert olmaya çalışıyordu. Kendisinde cimrilik hastalığı bulunan kişi, cimriliği hem Allah'ın hem de elçisinin kötülediğini, insanların cimrilerden nefret ettiğini düşünmelidir. Kendisinin cömert olduğunu gören kişiler tarafından sevileceğini ve böylece nice gönüllüleri kazanacağını hesap etmelidir. Şunu da bilmelidir ki, kendisine bile faydası olmayan, ihtiyaç fazlası, malı, serveti, altını biriktirmekle parlak ve cilalı taşları biriktirmek arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimizin müminlerin sakınmalarını, uzak durmalarını istediği husus cimrilik. Cimrilik sebebiyle helak olmuş, bu dünyada olabileceği gibi ahirette de helake, rezil ve rüsvay bir duruma düşmüş olmak elbette mukadderdir. Hadiste geçen ve cimrilik diye dilimize çevirdiğimiz şu kelimesi, şiddetli cimriliği sadece malda değil, her işte ve her iyilikte cimri davranmayı ifade eder. Cimrilik dinimizin kötü karşıladığı ve helak edici huylardan saydığı bir davranıştır. Üstün ahlak ve fazilet olan cömertliğin zıttıdır. Allah cömertleri över, cimrileri ise kötüler. Cimri, gerçekte Allah'ın olan malı, mülkü, ihsan edilen iyilikleri Allah'ın kullarına vermekten yüz çeviren kişidir. Allah insanın bu kötü hasletlerini Kur'an-ı Kerim'de bizlere anlatır. De ki, siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman bile harcamakla tükenir endişesiyle elinizi sıkı tutardınız. İnsanoğlu zaten daima cimridir. İsra Suresi 100. Ayet-i Kerime. Cömertlik kuşkusuz yerli yersiz saçıp savurmak da değildir. Allah'ın kullarına dikkatlice ve nimetin kıymetini bilerek vermektir. Yüce Allah bu konuda şu ölçüyü bizlere hatırlatır ve uymamızı ister. İsra Suresi Cellesi 29. Ayet-i Kerime. Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme. Büsbütün de açıp tutumsuz olma, yoksa pişman olur, açıkta kalırsın. Zenginler eğer cimri davranır, fakirler de sabırsız olurlarsa, toplumun düzeni, ahengi, dengesi bozulur. Çünkü bir toplum içinde hem zenginler hem de fakirler bulunur. Bunların birbirlerine yardımcı olmaları gerekir. Aksi halde tarihin her döneminde ve günümüzde de örnekleri görüldüğü gibi toplumda çatışmalar, asayişsizlik ve kan dökmeler zuhur edebilir. Bu ise bir toplumun yok oluşuna sebebiyet verir. İnsanlar kan dökmeyi, haramları helal saymayı meşru görmeye başlarlar. Zenginle fakir arasındaki mesafe açıldıkça zulüm artar ve her çeşidi icra edilmeye başlar. Zulmün artması ve yayılması ise yıkılışa yaklaşıldığının alameti sayılır. O halde cimrilik de zulmün sebeplerinden birisidir. Zulümle bir arada zikredilmesinin böyle bir sebebe ve ilintiye dayandığını söylemek mümkündür hadis-i şerifte. Mümin olan kişi
zulüm ve cimrilik yapmamalı. Adil ve cömert olmalıdır. Zulüm yapan kişi büyük günahlardan birini işlemiş ve ahirette zalimler için hazırlanan korkunç cezaları hak etmiş olur. Dünya zevkine ve malına aşırı düşkünlük, cimrilik insanı günaha ve dinin yasaklarını çiğnemeye iter. Rabbimiz Leyl suresinde bizlere şöyle buyurur. 8 ila 11. ayetler. Cimrilik eden, Allah'a muhtaç değilmiş gibi davranan ve en güzel söz olan kelime-i tevhidi yalanlayan kişinin çetin yola gitmesini sağlarız. O helak olduğu zaman malı kendisine fayda vermez. Ayet-i Celle'de 3 kötü huy ele alınır. Bu huylara sahip olanların Allah yolundan uzaklaştığı belirtilir. Bu kimseler ilahi sese kulak vermedikleri için Yüce Allah onlara yardımını kesmiştir. İlahi yardımdan mahrum kaldıkları için de cehennemle aralarındaki engel kaldırılmıştır. Yüce Allah'ın kendilerine yardımı kestiği fena kimseler öncelikle cimrilerdir. Onlar mallarını İslamiyet'e hizmet etmek için harcamazlar. Çok sevdikleri mallarını ellerinden çıkarmak istemezler. Hayır ve iyilikte bulunmazlar, yoksulları harcamazlar. Bunların kötü huylarından biri de Allah'a hiç ihtiyaçları yokmuş gibi tavır takınmalarıdır. Bu yüzden onlar Allah'ı memnun etmeye, onun istediği şekilde davranmaya çalışmazlar. Onların bir diğer kötülükleri de kelime-i tevhidi yani İslamiyet'i kabul etmeyişleridir. Bu yüzden onlar yapılan iyiliklerin karşılıksız kalmayacağına, Yüce Allah'ın her iyiliğe kat kat fazlasıyla karşılık vereceğine inanmazlar. Cennetin bir mükafat yeri olduğunu kabul etmezler. Bütün bunlara inanmadıkları için de dinin tavsiye ettiği hayırları yapmazlar. İşte bu sebeple onların sonu hüsrandır, ilahi azaptır. Allah yolunda harcamadıkları malları ve paraları da kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. Hayatları boyunca nice zahmetlere katlanıp biriktirmeye çalıştıkları servetleri kendilerine fayda vermediği gibi üstelik bunlar görecekleri azabın artmasını sağlayacaktır. Kendisini nefsinin cimriliğinden koruyan kimseler kurtulmuştur. Abdullah bin Mesud'dan rivayet edildiğine göre nefsin cimriliği başkalarının malını haksız bir şekilde ele geçirmektir. Cimrilik ise kendisine ait malı sarf etmesi gereken yerlere harcamamaktır. Hangi şekliyle olursa olsun, cimrilik müminde asla bulunmaması gereken kötü bir huydur. Peygamber Efendimiz bir insanın kalbinde hem imanın hem de cimriliğin bulunmayacağını söylemiştir. Öldürücü bir hastalığa yakasını kaptıran bir kişi, ondan kurtulmak için nasıl çabalarsa, Müslümanlar cimriliğin insanı manen öldüren bir hastalık olduğunu düşünerek, bu hastalıktan yakasını kurtarmaya çalışmalıdır. Peygamber Efendimiz de nitekim cimrilik hastalığına yakalanmaktan Allah'a sığınmıştır. Ne mutlu kendisini cimrilik hastalığından koruyabilenlere, cömert olabilenlere. Bir kimse zekatını veriyorsa, misafire ikram etmekten ve yedirip içirmekten zevk alıyorsa, yardıma ihtiyacı olan yakınlarına ve sıkıntıya düşmüş insanlara yardım edebiliyorsa, işte o kişi cimri değildir. Ne mutlu o bahtiyara, ne mutlu böyle cömert olan bahtiyarlara. Hoşça kalın, huzurla kalın, Allah'a emanet olun değerli dinleyenler. Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş.